tatlısı. Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bal kabağı tatlısı hazırlayacağız. Evet. Bütün olarak almadım bugün kabağımı. 1 kilo kadar aldım. Marketlerde böyle bu şekilde dilimlenmiş şekilde kabaklar satılıyor. Hatta parçalanmış parça parça olanları da var. Ben bugün 1 kilo kabağımı aldım. Hemen yiyip tüketmek için hemen şimdi bunu öncelikle temizleme işlemine geçelim. Öncelikle bu iç kısmını alıyorum. Bu şekil çıkartıyorum. Evet. Şimdi dış kabuğunu soyacağım ama önce bir ikiye bölmem gerekir. Şimdi bu kabak tatlısını yaparken geceden yapıp sabaha pişirirseniz daha lezzetli olur. Ha, gün içerisinde de şekere yatırıp da pişirebilirsiniz. Hani biraz bekletip ama geceden şekere yatırıp sabaha beklerseniz kabağınız şekerle özdeşir, suyunu salar, su verir yani. Sabahında pişirmemiz daha güzel olur. Bu şekilde kabağımızı soyuyoruz. Evet, kabağımın kabuğunu soydum. Şimdi bunu dilimleyebilirim. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Çok kalın olmasın, çok da ince değil. Bakın bu ölçü iyi. Bu şekilde kabaklarımı dilimliyorum. Ve bir suyla yıkayıp tencereme alacağım şimdi. Evet. Kabaklarımı dilimledim. Yıkadım güzelce. Şimdi tencereme bunları bir güzel yerleştiriyorum. Şimdi bir kat kabaklarımı tencereme dizdim. Hepsinin üzerine gelecek şekilde böyle şeker serpiyorum. Şu an bir su bardağı şekerim var tabağımda. Toplamda ne kadar gittiğini söyleyeceğim. Kabağım 1 kilo. Hepsinin üzerine böyle üstünü kapatacak şekilde şeker yerleştiriyorum. Evet, şimdi ikinci katımı diziyorum. Evet, ikinci katımızı da dizdik, kabaklarımızı. Yine bunların üzerine şeker gezdiriyorum. Evet, toplamda bir su bardağı, 1 kilo kabağıma bir su bardağı yeterli geldi tahmin ettiğim gibi. Ölçülü yapmıyorum normalde. Ben bu şekilde tabakların üzerine şeker gezdiriyorum ama sizler için ölçtüm. Bir su bardağı 1 kilo kabağa, bal kabağına bir su bardağı toz şeker yeterli. Şekerler hemen erimeye başladı bile kabağın üzerinde. Şimdi hemen ben bir kapak kapatıyorum. Sabah da pişmeye alıyorum. Evet, kabağımız çok güzel sulanmış. Hiç su ilave etmeden kendi suyuyla bakın. Kendi suyuyla şimdi ocağımı alıp kabaklarımı çok harlı ateş olmayan kısık ateşte pişireceğim. Çatalla kontrol edin. Eğer yumuşadıysa kabaklarımız pişmiş demektir. Kabaklarım piştiler. Artık altını kapatıyorum. Pişen kabaklarımı servis tabağına aldım. Şimdi dilerseniz süslemesini yapalım. Öncelikle kabağın suyundan şöyle üzerine gezdireyim.
Şöyle suyu arttı. Bu suyunu atmıyorum. Üzerine gezdiriyorum. Şerbeti. Evet. Ortasını cevizle süsleyeceğim. Ve kenarlarına da ceviz taneleri. Çok az da Hindistan cevizi. Hindistan cevizi de çok yakışıyor. Ve çok az da tahin gezdireceğim. Siz seviyorsanız eğer ilave edin. Ama tahin de çok yakışıyor. Bugün sizlerle beraber kabak tatlısı hazırladık. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.